Merhaba, ben Esen Bey, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis limonlu bir kek yapacağız. İçinde bir farklı aroma daha var. Hafif bir hindistan cevizi sütü koyup o aromayı biraz daha ortaya çıkaracağız. Benim çok sevdiğim bir tarif. Umarım siz de beğenirsiniz. Hızlıca malzemeleri sayıyorum. 225 gram un, 150 gram şeker, yaklaşık 2 tane orta boy limonun kabuğu, yarım çay kaşığı kadar karbonat, bir paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 275 ml hindistan cevizi sütü, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı vanilya özütü ve 150 ml sıvı ayçiçek yağı var. Çok basit bir tarif. Hızlıca nasıl yapacağımı göstermek istiyorum. Önce kuru malzemelerimi bir kapta güzelce karıştıracağım. Şeker, un, bir paket kabartma tozu, içine yarım çay kaşığı karbonat, 2 yemek kaşığı kadar diyorum. Yaklaşık tabii 2-3 yemek kaşığına denk gelecek 2 limonun kabuğu. Bunların hepsini şöyle güzel bir kapta iyice karıştırıyorum. Bu kuru malzemelerim. Şimdi bu hazır. Bunun içine bir yarım çay kaşığı da tuzumu atmadan geçmeyeyim. O da içindeki tatlıyı güzel bir aroma haline çıkartmasına yardımcı olacak. Şimdi bunu şöyle kenara alıyorum. Gelelim ıslak malzemelere. Sıvı malzemelerimiz var. 275 ml Hindistan cevizi sütü, kreması, konserveli de alabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. İçine 150 ml ayçiçek yağı, bir tatlı kaşığı vanilya özütü, şöyle, ve hemen 3 yemek kaşığı limon suyunu şöyle döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra kuru malzemelerimin içine ekleyeceğim. Şimdi bu karıştı. Zaten şimdiden muhteşem kokmaya başladı. Bunun ortasına şöyle bir boşluk oluşturacağım. Sıvı malzemelerimi, kek karışımının, kuru malzemelerimin içine şöyle ekliyorum. Bunu da kenara alayım. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Bu kekin en güzel özelliklerinden bir tanesi böyle brownie ıslaklığıyla normal kek arasında bir kıvamı olması. Biraz böyle pudingimsi bir aroma yapısı var. Dediğim gibi çok katı bir kek değil. Nefis bir kıvam alıyor. Böyle tarif edemiyorum. Yani bizim klasik alışkın olduğumuz Türk keklerinden bir tık daha farklı bir yapısı var. Ama çok çok lezzetli oluyor. Sizin de beğeneceğinize eminim. Şunu şimdi şöyle karıştırdım. Burada içine yağ döktüm. İstiyorsanız tereyağıyla da yapabilirsiniz. Ben şu anda ayçiçek yağı koydum. Şöyle güzelce yağladım kabımı. İçine kek karışımımı dökeceğim. Şöyle. Muhteşem kokuyor bu arada. Ve bunu yaklaşık bir 30-35 dakika kadar 180 derecelik fırında pişireceğim. Böyle yumuşak, böyle nasıl tarif edeyim, hafif, nemli, çok lezzetli, çok aromatik bir kek olacak. İçindeki her şeyi de şöyle güzelce aldım. Daha ufak bir kabınız varsa, benim şu an kullandığım kap 26 santimlik bir kek kalıbı. 20-22 santimlik olanlar da çok daha kıvamlı ve güzel bir dokuya da sahip oluyor. Ama bunda da gayet leziz. Ben dediğim gibi elimde olmadığı için 25 santimlikle yapıyorum. Şimdi bunu fırına atıyorum. 30-35 dakika sonra çıkarıp kontrol edeceğim. Kekim pişti. Ben onu böyle güzelce bir tel, yüksek bir tel üzerinde, yani fırın tepsisinin üzerinde de olabilir, ızgara şeklindeki, üzerinde güzelce dinlendirdim. Şimdi dilimleyeceğim. Hafif de ılındı. Çok güzel bir kıvama geldi. Dediğim gibi bu böyle kekle brownie arası. Dokusu enteresan bir kek. Ben bayılıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi şöyle bir dilim keseceğim. Gerçekten çok çok lezzetli bir kek. Şöyle bir dilim alıp koyuyorum ve tadına bakacağım. İnanılmaz olmuş. Şimdi bu güzel keki eğer istiyorsanız üzerine
yoğurt ve pudra şekerini çırpıp koyup da servis edebilirsiniz. Ya da güzel bir yaban mersini reçeliyle de servis edebilirsiniz. Şöyle. Gerçekten mükemmel olmuş. İnanın şu an abartmıyorum. O kadar iyi bir kek ki hemen denemeniz gerekiyor. Muhteşem lezzetli. Onun dışında kanala abone olmayı, diğer kek tariflerine bakmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşürüz. Çok iyi.